Vatandaş olarak ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Vallahi hayat pahalı. Herkese soruyoruz, herkes söylüyor bizlere. Fakat yaşadığımız zaman, içinde olduğumuz duruma baktığımız zaman insan bir yıl boyunca çalışıyor, bir tatil yapmak istiyor. Otobüs biletleri bile çok pahalı. 600 lira, 700 lira otobüs bileti fiyatları var. Vallahi Allah kolaylık versin bu millete. Dünyada da artıyor diyorlar ama ülkemizdeki artış trendi çok daha fazla. Umarım bir an önce yetkililer bu duruma bir çözüm bulurlar. Biz de gençler olarak daha fazla harcarız, daha fazla mutlu oluruz. Çünkü insan harcadıkça mutlu oluyor. Hayırlısı olsun hepimiz için. Hayat pahalılığı var fakat vatandaş rahatlıkla alabiliyor denildi hükümet yetkilileri tarafından daha önce. Yani tabii ki katılmıyorum. Yani hükümet yetkilileri de biraz halkın içine inip bakmaları lazım. Biz yani hayat her zaman siyaset olarak bakmamak lazım. Ekonomik olarak insanlar alamıyorlar. Gençler hiç alamıyorlar. Şimdi cebindeki telefona bak diyen var. Diyorsun emeklisin, nasıl yaşıyorsun diyen var. Yani bu tartışmaların özünden bir çıkmamız lazım. Ondan sonra da büyüğüyle küçüğüyle herkes ne alabiliyor, ne yapabiliyor ona bakmamız lazım. Gerçekten hayat pahalı. Yani bir ekmek 3,5 TL olmuş. Birazcık işte yani birazcık İşte unlu buğdaylı bir şey istiyorsan 5 liraya geçiyor, 6 lira 7 liraları buluyor. Yani insanlar harcasınlar. Yani siyasiler de görsünler bunları. Farklı kimse düşmanca yaşamak istemiyor. İnsan geçinebiliyorsa niye geçinemiyorum desin. Niye her şeye siyaset olarak bakıyoruz? Ekonomi olarak bakalım. Karı koca çıkıp şurada bir dondurma yemek istese 15 lira 20 lira fazla bile. Her gün bunu yapmak ister yazın. Ne yapar? 600 lira para yapar. Yani ev kirası şirin evlerde oturduğumuz yerde ben doğma büyüme bir alayım. Nereden baksan şu anda 3500 liranın altında bir ev odalar kiralanmaya başlamış. Bir sürü öğrenci var. Ya siyasi olarak bakmamak lazım. İnsanlar gerçekten zor geçiniyor. Allah hepimize kolaylık versin. Sizce nasıl ekonomi? Aynen işte arkadaşın dediği gibi ona katılıyorum. Buradaydı buraya çıktı. Zor ya, geçiniyor değil evet mi? Evet yeter daha buradan buraya tepeye çıktı yani. Ya ben bir tane şey aldım. Biraz sabunu 17-18 lira 63 lira 68 lira 80 kuruş aldım şöyle marketten. Bu ne ya? Yazık değil mi? 68 lira 80 kuruş ya. 17-18 lira aldım tıraş sabunu. Hakikaten dediğine katılıyorum. Hayat çok pahalı, insanın boğazından tepeye geçti. Anladın mı? Ya bu kadar yerim ya. Yeter artık yeter ya. Hadi hayırlı günler. O bizi yönetenlere söyle benim yanıma gelsinler. Ben verdikleri parayı onlara vereyim ben. Onlar bir ay bizi geçindirsinler. Eğer rahat diyorlarsa tamam ben razıyım. Bizim açımızdan baksınlar bir zahmet. Yılların en yüksek asgari ücret zammı yapıldı ama bundan sonra hayat pahalılığı ya, var benim, ama vatandaş benim, rahat alabiliyor denildi. Siz alabiliyor musunuz? Benim güzel kardeşim ne zammı yapsınlar ne asgari ücreti arttırsınlar. Kimseyi kandırmasınlar. Çok affedersin, özür diliyorum. İnsanları enayi keriz yerine koymasınlar. Hiç kimse keriz değil, herkes biliyor. Daha maaş gelmeden zamlar geliyor. Neyden bahsediyorlar? Dalga mı geçiyorlar? Gerçekten lütfen gelebilirler mi? Geçenlerde peynirciye gitmiştim. Gencecik bir çocuk 16-17 yaşında. Bana diyor ki, alışın abla niye alışmıyorsunuz? Sanki beni dövdü. Zaten alacağım iki parça bir şey 100-200 lira para veriyoruz. Ya bir öğün yetiyor ya iki öğün yetiyor. Her gün 200 lirayla iki günde bir ben peynir alabilir miyim? Sadece aldığım da peynir. Zeytinimi kendim yapıyorum. Tarhanamı kendim yapıyorum. Salçamı kendim yapıyorum İstanbul gibi yerde. Her şeyimizi kendimiz yazdan hazırlamaya. Bu yazın onu da yapamayacağız. Sağ olsunlar. Şükür diyorum bu yazın da yapamadığımız için. Lafları karıştırıyorum ama böyle. Size nasıl düzeltiyor? Nasıl ne? Hepsini... Bunu düzeltmek için bayağı bir zaman lazım ama düzenir elbet. Mevcut iktidar yapabilir mi? Mevcut iktidar? Yok be ya. Nereden yapacak? Mevcut iktidar yıllardır yapamadı. Şimdi mi yapacak? Şimdiye kadar neredeydi peki? Neredeydiler bunlar? Şimdi benim çok söyleyeceklerim var da şimdi söylemiyorum. Yoksa... Benim içerisi dolu ama çıkmıyor. Anladım. Bu yeter zaten. Bu doluluk yeter. O doluluk her tarafı kapsıyor. Ekonomiyi nasıl buluyoruz? Berbat. Neden? Her şey bitmiş. Var mı yani doğru dürüst bir şey? Ama bitmiş kardeşim ya. Hükümet yetkilileri hayat pahalı var ama vatandaş rahatlıkla alabiliyor dedi. Siz alabiliyor musunuz? Alamıyorum. Alamıyorum. Çalışıyorum. Ha, evet tamam da yani geçinebiliyorum. Çalışıyorum ama kazandığım şeyle giderimi karşılamıyor. Ucu ucuna. Ucu ucuna gidiyorum yani. Ne bir birikim? Ya şimdi artık birikim var mı? Ya imkanım var. Yıllar önce belki bir kenara bir para koyabilirdim. Ama şimdi nereye koyacaksın? Ancak günübirlik kendini kurtarmaya çalışacaksın. Çoluk çocuğa bakmak zorundasın. Başka bir şey yok ya. Yani. Olsaydı niye olmasa? Ha, yıllar önce vardı bir şey diye mi var mı? Yok hayır. Bitmiş ya bir kilo şeker geçen sene 7-3 lira şimdi olmuş 45 lira. Yapacak. Efendim ürünlere gelen zamlarla maaşlara gelen örtüşüyor musunuz? Ya şimdi askeri ücret ne oldu? 5500 değil mi? Ürüne gelen zam onu karşılıyor mu? Hayır değil. Yok olmadığı için zamlar olmasa iyidir ya. Hiçbir
Yani yaklaşık da 100 yıldır cumhuriyet kurulmuş. Bugüne kadar ikinci sefer askeri ücrete zam yapıldığını gördün mü? Ben görmedim. Bilmiyorum. 50 yaşındayım. Bilmiyorum. Hani varsa biri bana desin yani. Yok abi. Sizce nasıl düzelir o? Vallahi nasıl düzelir? Ya bir akıllı adam lazım bu ülkenin başına ya da çok delinin biri ya gelmesi lazım. Yani akıllı adam gelecek diyecek ki bunlar böyle böyledir, akıllı bir şey yapacak. Ya da delinin biri gelecek ki diyecek ki ben deli. Bunu böyle yapacağım, şunu şöyle yapacağım, ona göre ülke düzelir. Yoksa bu şekil imkanı yok. Mevcut iktidarla olmaz mı? Olmaz baba, nerede olacak? Ya mevcut, ben Kürdüm, ben Vanlıyım. Bak mevcut iktidar her gün benim oy verdiğim bir partiyi her gün terörize ediyor ya. E nasıl güvenebilir? Yani yazık değil mi bu ülkeye? Yazıktır, hepimiz yaşıyoruz. Ülke bizim, kimsenin babasının malı değil. Onun için çok akıllı şeylerin olması lazım. Yoksa bu kafayla bitmez. Yani hele bu sistemle hiç gitmez. Vatandaş olarak ekonomiyi nasıl buluyorsun? Berbat. Her şey pahalı. İnsanlar nasıl geçimini sağlayacak? Bir evin kirası ne kadar sizce? Ben de size soruyorum. Ortalama bir ev 3000 lira olmuş. Yani ucuz ev kalmamış gerçekten. Yok. Evet. Suriyelerden dolayı. Afganlar, Suriye, herkes olduğu için. Evet. Devletimiz de sağ olsun bize hiçbir destek, yardım etmeden Afganlara ve Suriyelere yardım ediyor. Yani kendi memleketimizde bakarsan şöyle hiç iş bakan yapan yok. O yüzden berbat buluyorum. Siz geçinebiliyor musunuz? Hayır. Ben eşimden ayrıyım. Geçinemiyorum. Şunu sorayım sizlere. Sizce rahat geçinebilmek için ne kadar olmalı kazançlar? Daha yeni zam geldi biliyorum. 5 milyar 500 olmuş hesapta. Ama şöyle bakarsanız, ekonomiye bakarsanız şu an kiralar 3,5-4 milyar. Peki millet nasıl geçinecek? Nasıl diyeyim size? Elektrik, su, doğalgaz faturası falan, internet derken o zaman millet taş yesin, taş içsin. Peki nasıl düzelir? Böyle gider misin? Der mi? Bence gitmez. Ancak bir nasıl diyeyim, bir devlet nasıl birbirine nasıl destek çıkacak, nasıl yardımcı olacak ki o şekilde yoksun, yoksa gitmeyecek. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnşallah düzelir. Ekonomi çok kötü buluyoruz. Çünkü dünyada bir ekonomik kriz var. Bizim ülkemizde biraz fazla var. Ekonomik kriz olmasına rağmen geçen bir şey dikkatimi çekti. Bu 15 Temmuz etkinliği vardı. Sayın Cumhurbaşkanı işte Saraçhane'de bir açıklama yaparken güneş gözlüğü dikkatimi çekti. Ben de onun zoom yaparak bir şeyini göreyim dedim, markasını. Cartier markası. İnternetten bakayım dedim, 55 milyar. Özelliği neymiş? Fakiri görmüyor. Şimdi böylesi bir durumda biz ekonomiden ne kadar bahsedebiliriz? Geçen yine bir açıklamasında ekonomide aynı gemideyiz diyor. Sayın Cumhurbaşkanı herhalde kendini, gerçi oğlunun gemicikleri var, o ayrı bir konu, ama kendini galiba farklı bir alemde görüyor. Gördüğü için de bizimle kendine aynı seviyede görüyor. Bizimle aynı seviyede olamaz. Olabilmesi için öncelikle emekli sorununu çözmesi gerekiyor. Çözülmemiş. Ülkemizde sadece ekonomik değil, bak mülteci sorunlarımız var. Gerçekten sorunlar bir değil, bin değil. Bak bu pandemim var. Şu anda bile tik noktaya varmış durumda. Bunlarla ilgili bir önlem alınmamışken pazarcı esnafına soruyorsun aynı şekil, halka soruyorsun aynı şey. Bunların hiçbirine bir türlü çözüm getirmemiş iken hala diyor ki ekonomik olarak işte aynı gemideyiz. Biz onunla aynı gemide olamayız. Bu bir. İkincisi işte bürokratlar kendi yandaşlarına kalkacak. 3 maaş, 5 maaş verecek ama emekli maaş isterken terörist sıfatına düşer. Yetmiyor. Cumhurbaşkanı kendi halkına sürtük deyip kötü tabirlerde bulunacak. Buna rağmen işte biz kimseye açıkta bırakmadık. Ama unuttuğu bir şey var bu ülkede. Çocuğu üşümesin diye kendini fön makinesini açıp kendini odada asanlar var. Mesele oradan bakmak gerekiyor. Mesele onun baktığı gibi değil. İnsanlar nasıl bakıyor? Mesela sorun buradaki yaşça bizden ufak olan kardeşlerimize. Onlar acaba bu ülkede yaşamaktan mutlu mu? Ya da ileriyi görebiliyor mu? Mesela ekonomi dediğimiz şey sadece parasal rakam olarak düşünmemek gerekiyor. Bugün senin tencerene işte ne giriyor? Mesela geçen bir tanesi dedi ki ben açım, siz mermi kaç para diyor, soruyor. Ya halk bunu bilmez. Halka sen merminin fiyatını soracağına, halkın sorununa değinsene. Bakıyorsun mülteci sorunu var. Bu sorunlar işte aşılacak diyor. Biz diyoruz ki bakın yangın geliyor, felaket geliyor. Bunun önlemini alın. İçişleri Bakanı sağ olsun herhalde bu dünyada değil o da. Diyor ki hiçbir şey olmaz. Ama biz her gün görürüz ki sokaklarda kavgalar, bıçaklı saldırılar, işte tacizler, hatta tecavüzlere varana kadar. Bunların önlemini almıyor devlet. Devletin halka yapması gereken hiçbir şey yapmıyor. Bunlar kendi yandaşlarının cebini dolduruyor. Kendilerinin nasıl saltanatlarını sürdüreceğim diye onun telaşındalar. Halkı düşünen hiç kimse yok. Eğitime bir katkı yok. Sağlığa bir katkı yok. Ondan sonra ulaşım desen zaten almış başını gidiyor. Şimdi halk artık bunları yemiyor. Bu tür şeyleri yemiyor. Sorun hangi biri kendi karnını tam anlamıyla doyurabiliyor?
Yani bu ülkede yatağa aç giren insanlar var. Yoksulluk derecesi en üst safhada. Öğretmen limon satıyor. Doktor kalkıyor mendil satıyor. Yani böyle bir ülke. Bizim ülkemiz her koşuluyla, her mevsimiyle güzel olmasına rağmen abicim özgür basın. Özgür basın, sen konuşamazsın. Özgür basını susturamazsın. İstediği yerde konuşabilir. Öyle tepki veremezsin. Hayır, öyle tepki veremezsin. Tamam da özgür basın kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Sen müdahale et. Tamam, müdahale etme. Röportajını bitirsin, gidecek zaten. Burada kalıcı değil. Hatta bu hükümetin değişmesini istiyoruz. Z kuşağı bizim yine umudumuz diyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak diyemiyorum. Çünkü güzel olacak dediğimiz her şey çok kötüye gitti. İnşallah refaha kavuşuruz. Bu sözlerle sözlerimi noktalayıp hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Ekonomi iyi mi abi? Sen de iyi. Ha, midyenler var. Ben iyi şey etmedim yani. Ben hem emekliyim hem kira vermiyorum. Ben zor geçiniyorum yani. Ona rağmen evet, zor zor. Evet, zor zor geçiniyorum abi. Tamam, sizce rahat geçinebilmesi için ne kadar olmalı emekli maaşı? Valla ne bileyim ama ben yani orduluyum, fındığım bile var. Zor geçiniyorum abi yani. Olmayan ne yapsın tabii ki abi yani. Sizce nasıl düzelir? Bir umut var mı veya düzelir mi? Valla bilmiyorum abi. Düzelmez herhalde. İnşallah düzelir yani. İnşallah. Evet. Memnun musun abi? Ben memnunum tabii ki. Her şey güzel. Çok da güzel olacak. Evet evet, her şey yapıyorum. Tamam, nasıl buluyorsun? Güzel. Herkes memnun. Zaten harcayan harcıyor, yiyen yiyor. Giyen giyiyor. Yani nasıl olacak bakalım. Siz rahat geçinebiliyor musunuz? Geçiniyoruz çok şükür. Allah. Şu an gidişat kötü. Fakat Türkiye'de şöyle bir olay var. Çalışan istediği şekil geçinebiliyor. Mesela ben inşaat işi yapıyorum, eleman bulamıyorum ve yüksek maaşlar ödüyorum ya. Yani 10-12 bin lira civarı maaş veriyorum. Ama ülkemizde neden yok abi? Niye tercih ediyorsun? Ya şöyle, dolardaki ve eurodaki artıştan dolayı şu an mesela ülkemizdeki birçok elemanımız yurt dışına kaçıyor. Ha, gitmelerinde haklılar mı? Kesinlikle haklılar. Bu ülkedeyiz, bu ülkede çalışıyoruz. Bu da ekonominin kötü olmasından dolayı kaynaklanıyor. Fakat çalışan Türkiye'de her türlü geçimini sağlayabiliyor. Mesela örneğin 30 lira bir sigara içiyorum, günde 2 paketle içiyorum ve buna parayı bulup verebiliyorum. Çalışmak istediğin zaman tabii ki asgari ücretle kıyaslarsan kesinlikle geçinemezsin. Mümkün değil yani. Çünkü bir kira İstanbul'da bir baktığın zaman 4000 liradan aşağı kira yok. Asgari ücretle bunu kıyasladığın zaman geçinme şansı sıfır. Ne kadar olur bu abi sence geçinebilmesi için vatandaş? Ya minimum evli olarak düşünürsek mesela iki çocuk bir aile 10-12 bin liradan aşağı olmaması lazım. O da işte başa baş geçinebilir. Şu an yarısı. Şu an tabii ki de açlık sınırının altında bir şey para ödeniyor ve bu çok gülünç bir miktar. Ben şahsen kendim sigara paramı karşılayamamıyorum. Mesela eşim de sigara kullanıyor. Bunu karşılama şansımız yok. Düzelecek diye bekliyoruz. Umut olabilir. Çünkü daha öncesinde bu insanlar 2000'den öncesine şimdi paranın ne olduğunu çok iyi bilmiyordular yani. 2000'den sonra millet parayla tanıştı ve rahatlığa da çok alıştı insanlar. Mesela herkes rahat iş yapmak istiyor. Herkes oturduğu yerde para kazanmak istiyor. Ama böyle bir şey yok. Emek harcamadan kesinlikle bu geçimini sağlamak veya para kazanmak gibi bir şeye ulaşamazsın yani. Düzelmesini umut ediyoruz, inşallah da düzelir. Düzelmese de biz bu ülkedeyiz, bir yere gidecek halimiz yok ya. Bir vatandaş olarak ekonomiyi nasıl buluyorsun? Pahalı. Sizce halk rahat geçinebiliyor mu? Zor. Sizde nasıl durumlar? Normal. Ya çok yüksek. Kiralar etkiliyor tabii haliyle. Tabii. Kira dışında en çok hangi zamları etkiliyor efendim? Ya deterjan, hepsi. Gıda ve temizlik. Evet. Peki sizce bu ürünlere gelen zamlarla kiralara, maaşlara gelen zamlar örtüşüyor mu? Hayır. Hayır. Vatandaş olarak ekonomiyi nasıl buluyorsun? Ekonomiyi söylemeye gerek yok. Ekonomi diplerde zaten şu anda. İktidarın yanlış yönetimlerinden kaynaklı. Doğurduğu sonuçlar. Ondan sonra inşaat sektörüne ağırlık vermemiz. Birçok etken var aslında. Hükümet tarafı Türk lirasının değer kaybetmesini dış mihraklara bağladı ama siz katılıyor musunuz? Değer kaybını şöyle söyleyeyim, alakası yok. Türk parası değer kaybetti. Artı şöyle söyleyeyim, diyorlar ki dolar euro değer kazandı. Bununla alakası yok yani. Türk parası değer kaybetti bunun karşısında. Bunun sebebi de yabancıların ülkemize dolmuş olması. Başka bir sebebi yok yani. Bir de yanlış alınan politikalar. Hepsi birbirini tetikledi açıkçası yani. Yani siz katılmıyorsunuz hükümetin böyle. Mümkün değil, katılmıyorum yani. Ekonomi şöyle. Yani yeni gelecek adam da bunu kısa vadede düzeltemez. Çünkü batak bir ülke devralacak. Batak bir devralınan ülke kısa vadede düzelme şansı yok. Bu biraz zamana yayılacak. Dürüst politikalar,
dürüst yatırımlar sayesinde ülke düzelir. Uzun var değil. Ama diyorum bu insan iki tane çocuğu var, eşinin çalışma şansı yok. Sonuçta çocuğa bakacak evde. 5500 lira alıp da 5000 lira ev kirası verdiği zaman 500 lira ile mi geçinecek bu adam? Yani buraya burada söylenecek bir söz yok yani. Görünen şu an sahibinan.com'u açayım ben öyle geçen baktım kendi çapımda. Köpek bağlasan durmayacak ev 4500 liradan başlıyor. 7000 7500 liraya kadar kiralar gidiyor. Orta düzey insan. Yani tabii kesinlikle yani bu nasıl olacak ben hayret ediyorum. Yani neden kaynaklı bu bence? Ülkece dışarıdan gelmiş bir sürü boş insan var, yabancı insan var. Bu adamlar 10 kişi, 20 kişilik gruplar halinde ev tutuyorlar. 7000 lira koymuyor onlara. Adam başı 800-900 lira para veriyorlar. 12-13 kişi bir evde kalıyorlar. Ama bizim Türk adetlerinde böyle bir şey yok. En fazla hani bir ailede 4 kişi 5 kişi kalabilir. 5 kişiden fazlası fazladır yani. Durum bu. Gelen kişinin bir an önce mültecileri göndermesi lazım. Bu sorun başka türlü çözülmez. Eyvallah. Ne soruyordun? Var mı abi? Eklemek istediğim bir şey. Sokak röportajı yapan arkadaşlarım şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten işiniz çok zor. İnsanlara, bazı insanlara gerçekten bir şey anlatmak çok zor. İşinizin hakkıyla yaptığınıza eminim. Allah yolunuzu açık etsin.